أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اليقين فما تنفعهم شفاعة فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة
وَمَا صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rabbimiz kılmış olduğumuz öğlen namazlarımızı kabul eylesin. Bizleri din-i mübini İslam'ın yolunda daim olanlardan eylesin. Namaz kılan, dua eden, rükû eden, secde eden, kendisine yakîn gelinceye kadar, Cebrail Azrail aleyhisselam kapısını çalıncaya kadar imansız yaşatmasın. İmanlı nefes alıp vermeyi bizlere nasip eylesin. Son nefeslerimizde de Rabbimize imanla hayırlı ve güzel bir faaliyet, güzel işler üzere iken ruhumuzu teslim edebilmeyi Mevlam hepimize lütfeylesin, ikram eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Müddessir suresinden ayetler okuduk, önemli ayetler. Okurken de zorlanıyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an'ı çok okumayı, anlamayı, anladığımızla hayatlarımızı şekillendirebilmeyi, onun rızası uğruna bir ömür tüketebilmeyi nasip eylesin. Müddessir suresinin son ayetleri, ilk ayetleri, ilk inen ayetlerden. Ya eyyuhel müddessir, hani çok dinlemişsinizdir, okuyanlar da vardır. Efendimiz ilk defa oku hitabıyla karşı karşıya kaldı. Giden büyüklerimiz, kardeşlerimiz de vardır Hira mağarasına. Cebrail aleyhisselamın mesajı ilk getirdiği ayet. İkra. Bismi rabbikellezî halak. Oku, yaratan Rabbinin adıyla. Alak suresinin ilk ayetleri indi. Efendimiz olağanüstü bir hal ile karşılaşmıştı. Korktu. Büyük bir sorumluluk üzerine binmeye başladı. Hemen evine gitti. Hazreti Hatice validemize, ki en büyük destekçisi o idi, ona durumu olan biteni anlattı. Sonra beni örtün, üzerimi örtün, titriyordu çünkü. Sıtmalanmıştı, korkmuştu adeta. Sonra Cebrail aleyhisselam tekrar geldi. İşte bu surenin ilk ayetleriyle beraber geldi. Ya eyyuhel müddessir, kum fe enzir ve rabbeke fe kebbir. وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ. Ey örtüsüne bürünmüş, kalk uyar. Allah'ı zikret, elbiseni temiz tut. Dördüncü ayet enteresandır ki, elbiseni temiz tut. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem toplumunun en temizi idi, en güzeli idi, en güzel giyineni idi. Saçı, sakalı, tıraşı adeta Süveyh Hasene diye örnek gösteriyor ayetler, Kur'an onu. Örnek alınacak şahsiyet, örnek alınacak rehber diye nitelendirdiği halde niçin elbiseni temiz tut diye ifade buyuruluyor. Gelen ikinci grup ayetlerde çok kısa bir zaman geçmedi, birkaç saat. İşte o surenin son bölümü. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an önemli bir bilgidir. 23 yılda peyderpey her bir sure Fatiha'nın dışında. Fatiha müstakil inerek tam bir sure mahiyetinde inen ilk suredir. Ama ilk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayet, ilk 6 ayeti.
Peki diğer sureler peyderpey indirildi. Efendimiz Cebrail aleyhisselam getirdikçe filan ayeti filan sureye, filan ayeti filan sureye diyerek kaydettiriyordu. Dolayısıyla işte en uzun surelerden tutun en kısa surelere varıncaya kadar her bir 114 sure müstakil şekilde indirilmiş değildir. Parça parça sorulara cevap niteliğinde peyderpey yaşanılan olaylar neticesinde Efendimiz'e sorular sorulmuş. Efendimiz bir müddet sükut etmiş. Cebrail aleyhisselam cevap vermiş. Allah'tan gelen mesajla birlikte cevap vermiş. İşte bu ayetlerin yeri neresidir? Onu Cebrail aleyhisselam bildirmiş. Efendimiz de o gelen ayetleri hangi sure ise oraya ilgili bir şekilde kaydetmiş. Bu girizgahtan sonra geldik okuduğumuz Müddessir suresinin son ayetlerine. Birçok önemli hadiseden bahsettiği uyarı niteliğindeki Mekke'de 13 yılda inen sureler kıymetli kardeşlerim hem şiirsel edebi özellikleri vardır hem de daha ziyade ahireti önceler, ahiret hayatını ön plana koyar. Yani bu dünya hayatından sonra yaratılışımızın tekrar ebedi ölümsüzlük hayatın gerçekleşeceği ahiret hayatından bahseder Mekki sureler, medeni sureler, Medine'de 10 yıllık bölümde indirilmiş sureler de daha ziyade ahkam ayetleridir. İşte zekatla ilgili İslam'ın emirlerini, yasaklarını, yaşam biçimini, abdestle ilgili, haccın farizasıyla ilgili, sadakayla ilgili ayetlerdir. İslam'ın ritüelleriyle ilgili ayetlerdir. İbadetle ilgili ayetlerdir. Ama Mekke döneminde daha ziyade Allah'ın varlığından, birliğinden, tevhid inancından, ebedi olan ahiret aleminden bahseden ayetlerdir. Mekke'de indirilmiş ayet. İşte Müddessir suresi de o surelerden, Mekke döneminde indirilmiş surelerden bir tanesidir. Kella vel kamer. Hayır, gerçekten insan kendisine yapılan uyarılardan asla öğüt almıyor, ibret almıyor, yazık ona. Halbuki Allah yarattığı varlıklar üzerine yemin ediyor. İlk bu ayetlerde ilk üzerine yemin ettiği varlık kamer, kella vel kamer, ay üzerine yemin ediyor. Aya yemin olsun. Çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha yemin olsun ki cehennem, cehennem ile uyarıyor insanları. İnsan için içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Aya yemin ediyor, geceye yemin ediyor, aydınlığında güne yemin ediyor ki cehennem. Cehennem üzerine başka varlıkları örnek koyarak yemin ediyor Rabbimiz. Bu yemini niçin? Cehennemle uyardığı için yemin ediyor. Vallahi billahi tallahi şu adam şöyledir ya da şu iş böyledir deriz ya hani. Aya yemin olsun, geceye yemin olsun, gündüze de yemin olsun ki cehennem kazançlı çıkmak için çalışanlar ve kaybetmek için uyarıları elin tersiyle itenler için uyarıcı bir şeydir cehennem diyor Rabbimiz Teala. Kullu nefsin bima kesebet rahine. Herkes o gün yaptığının karşılığında rehinedir. Yani amel defteri her kişiyi, herkesi rehin almıştır. Orada ne yazılı ise artık ondan sonra o amel defterine göre hüküm kendisi için icra edilecektir. İlla ashabel yemin. Sağdakiler müstesna. Sağdakiler, sağcılar kimdir? Günümüzdeki siyasi literatürün sağcısı, solcusu değil kıymetli kardeşlerim. O değil ya amel defterini sağından alacak olanlar.
Allah'a imanın sembolü sağdır. Kıyamet gününde sura üfürülüp de insanlar tekraren ebedi alem için ayağa dikildikleri zaman kiramen katibin, o amel defterini kaydedenler arkadan gelecek. Şöyle elleyecek. Ya sağından uzatacak amel defterini ya da solundan uzatacak Efendimizin ifade ettiğine göre. Bizler inşallah amel defterlerimizi sağımızdan alırız. Dua edelim. İlla ashabel yemin fi cennet. Bundan sonrası daha önemli. Toparlıyorum. Çok fazla uzatmayacağım. O amel defterini sağından alanlar, onlar fi cennet, cennetlerdedirler. Onlar cennetliktirler. Cenab-ı Hak cümlemizi cennetliklerden eylesin. Onlar yetesâelûn, hem birbirlerine sorarlar, hem de cehennem ehline sorarlar. Nasıl sorarlar? Bakınız, ayetler devam ediyor. Yetesâelûn, sorarlar. Onlar Cenab-ı Hak nasıl soracaklarını bildirmiyor ama bir şekilde soracaklar. Cehennem ehliyle karşı karşıya kalacaklar. Rabbimiz Teala günümüzde olmuyor mu? Dünyanın bir ötesinden telefonla açıyoruz. WhatsApp'tan, ne bileyim, Messenger'dan dünyanın ötesindeki, hatta uzaydaki insanlarla Rabbimiz Teala bizleri görüştürüyor. Cennetlikle cehennemliği görüştürmemesi diye bir şey düşünülebilir mi? Bunları yaratan kim? Amerika değil. Amerikalıların eliyle, Japonların eliyle yaratan Allah'tır. Antiparantez. Allahu Teala bizim elimizde, bizim çalışmalarımız, çabalarımız neticeleriyle inşallah daha güzel, daha hayırlı şeyleri yaratsın diye dua edelim. Soracaklar. Mâ selekekum fî sekar. Sizin bu sekara düşmenize. Sekar cehennemin adlarından bir tanesi. Bu sekara, bu ateşe sizi düşüren sebep nedir diye sorarlar. Cennetlikler iman ettikleri için ebedi mutluluğa eriştiler. Peki ateştekiler neyin neticesinde o azaba düçar oldular? Onlar dile gelecekler. Dile geleceklerini Rabbimiz Müddessir suresinde ve birçok ayetinde kıymetli kardeşlerim açıklıyor, beyan buyuruyor. Bunlar hikaye değil, bunlar masal değil, bunlar yaşanılacak hadiselerdir. Böyle anlayalım bunu. O yüzden biz Kur'an'ı okumakla mükellefiz. Yarına hazırlanmak için. Onlar diyecekler ki, قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ Biz namaz kılanlardan değildik. Birinci sebep bu. Namaz kılması için bir insanın iman etmiş olması gerekir. Bakınız ilk önce namazda dikkat çekiyor. Sonunda birkaç madde, birkaç ayet sonra Allah'ın ayetlerine inanmadığını, yalanladığını, alay ettiğini söyleyecek. Ama niçin? Namaz iman ehline farz olan bir ibadet. İman etmedikleri halde niçin biz namaz kılanlardan değildik diye cevap veriyorlar. İman, gayrimüslimler namaz kılmaz. Şöyle biz kendimizi tartalım. Namaz kılmayanlar dinden çıkar mı? Çıkar mı dinden? Çıkmaz. Bizim itikadımıza, inancımıza göre namaz kılmayanlar dinden çıkmaz. Ama nedir? Büyük günah işlemiş olurlar. Büyük günahkardırlar. Kıyamet gününde kulun ilk sorulacağı şey namazdır. Eğer namaz hesabını kolay verirse diğer hesaplar çok kolay olacaktır buyuruyor sevgililer sevgilisi Efendimiz. O halde niçin ilk cevapları namazdır cennet ehline sorduklarında? Lem nekum minel musallin. Namazla emrolunmuş olanlara Allahu Teala dikkatleri çekiyor. Namaz kılmayanlar dinden çıkmaz ama gayrimüslimler de namaz kılmaz. Onu iyi bilin. Yani namaz kılmayan Müslümanlar gayrimüslimlere benzemeyin. Onlardan ayrışacağınız en önemli ritüel
İbadet şekli namazdır, namaz. İşte niçin hayran olarak bakıyorlar? Niçin hayranlık duyup hakikati görüp burada onlarcası, yüzlercesi Müslüman oluyor? Çünkü hakikati ve gerçeği görüyorlar. Şekli bir ibadettir namaz ama kulun Allah'a en önemli ifadesi, kulluk ifadesidir namaz. Allah bize namazı emretti. Ve'mur ehleke bis-salah. Efendimiz'e hitaben Taha suresinde buyurdu ki Rabbimiz, namazı ehline emret. Yani çok uzatıyoruz ama biz kendimiz namaza dikildik de küçük çocuklarımız, gençlerimiz internetin başında, televizyonun başında ya da yorganın altında ise vay halimize. Cenab-ı Hak o namazı kıyamet gününde bize çarpacak. Çünkü Efendimizin şahsında Rabbimiz Teala ve'mur ehleke bis-salah, ehline namazı emret, tavsiye et demiyor. Emret diyor. Dolayısıyla Efendimiz Hücre-i Saadetinden mescide geçerken sabah namazında bütün aile ehlini, Hazreti Fatıma annemizi, kızları, Hazreti Ali'yi, eşlerini büyük bir gürültüyle namaza kaldırırdı. Çünkü emrolundu, biz de emrolunduk. O ayet bakın, ve'mur ehleke bis-salati ve'stabir aleyha. Sen de ona devam et ey peygamber. Geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlandığı halde ona da bir uyarı var. Sen de o namaza devam et ey peygamber. Dolayısıyla kulun, iman eden bir kulun Allah'a kulluğunun en güzel ifadesidir namaz. İşte sekara düşmüş, ebedi ateşe düçar olmuşların ilk cevabı lem neku minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Daha ikincisi çok enteresan, yine Müslümanların yapacağı bir ibadet şekline dikkati çekiyor Allahu Teala. Onların ağzından onlar öyle cevap veriyorlar. Velem neku nut'imul miskin. Biz miskinleri doyuran değildik. Miskinleri doyurmuyorduk. Bu ne demektir? Allah'ın emrettiği zekata, tavsiye ettiği sadakaya da iman etmedik. Hatta Yasin suresinde ayetlerde orada onların ağzından şöyle diyorlar. Kâlellezîne keferû lillezîne âmenû enut'imu men lev yeşâullâhu et'ameh. Kafirler derler ki onlar zekatla sadakayla dikkate çekildikleri zaman Allah'ın doyurabileceği iman ehlini biz niye doyuralım ki? Dalga geçiyorlardı. Bunun karşılığını hadi peygamber vaat ettiğin o azap bize gelsin. Ve yekuluna meta hazal va'du in kuntum sadikin. Doğru isen gelsin. Böylece bir de meydan okuyorlardı. Ama sakara düşünce o hakikati ve azabı görünce dediler ki ve lem nekun nut'imul miskin. Miskini, fakiri, yetimi doyuran değildik. İkinci cevap. Üçüncü cevap sakara düşmelerinden dolayı soruya üçüncü cevapları ve kunna nahudu ma'al khaidin. Malayani şeylerle, sapıkça düşünceler içerisinde, fiiller içerisinde olanlarla beraberdik bizler de. Her türlü sapkın fiili işliyorduk. Hiçbir sınır ve ölçü tanımadan. Dördüncü cevap ve kunna nukezzibu bi yevmiddin. İşte bu başımıza gelecek din gününü, hesap gününü, ahiret gününü ve alemini de yalanladık. Yalanladık. Yine Yasin'de örnek verilir. Birçokları vardır ki aklıma gelen. Übey bin Halef isimli azgın cani müşrik. Efendimiz böyle ayetleri anlatırken, Efendimiz Mekke'de, Efendimizin yanına gelir, çürümüş bir hayvan kemiğini alarak şöyle uzatır peygamberimizin burnuna burnuna. Ey Muhammed, senin Rabbin bunu mu tekrar yaratacak? Bir de misal getirir diyor. Evelem yeral insanu enna halaknahu min nutfetin
فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُب۪ينٌ Biz onu bir damla sudan yarattığımız halde bize hasım düşman kesilir de bize yaratılışı anlatmaya çalışır. Efendimiz ona cevaben der ki evet Rabbim onu da yaratacak, seni de tekrar yaratacak ve seni de cehennem ateşine atacak diye cevap verir. İşte din günü. Din gününü yalanlardık. Ne zamana kadar? Hatta etanel yakin. Yakin bize gelinceye kadar. Yakin nedir kıymetli kardeşlerim? İnsanın ölümle karşı karşıya kalması. Ölüm yok oluş değildir. Ölüm fani alemden baki aleme kaldırılan bir perdenin adıdır. Ölüm ötelerden bir haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber demiş merhum Necip Fazıl. Ölüm ötelerden bir haber. Dolayısıyla bugün iman etmeyip Allah'ın dinine küfredenlere bu ayetleri okuyarak, anlayarak cevap vereceğiz duruşumuzla. Siz Azrail Aleyhisselam sizi ölümle karşı karşıya bıraktığı zaman işte o zaman hakikati anlayacaksınız. Onlar da zaten öyle cevap veriyorlar. Yakin bize gelinceye kadar biz bu iş üzere idik. Ne zaman ki biz ölümle burun buruna geldik, perde kaldırıldı ve biz hakikati görmüş olduk. Cenab-ı Hak bu duruma düşmekten bizleri muhafaza eylesin. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Onlara asla hiç kimse şefaat edemeyecek. Halbuki onlar uyarılıyorlardı. Onlara peygamber uyarıda bulundu. Onlara Allah'a iman eden vaizler, Allah'ın temsilcileri, iman ehli kimseler onlara uyarılarda bulunuyorlardı. Ama onlar keennehum humurun müstenfira. Adeta bakın misale bakın kıymetli kardeşlerim. Hani belgesellerde aslandan kaçan yaban eşeklerini, o zebraları nasıl görüyoruz? O misali veriyor Rabbimiz Teala. Bugün bile yaratılan hiçbir şey boşa değil. Keennehum humurun müstenfira. Aslandan kaçan yaban eşeklerinin ürküp kaçtığı gibi onlar da İslam dininin uyarılarından, öğretilerinden, davetlerinden, müjdelerinden kaçıp gidiyorlardı. Bel yuridu kullu mri'in minhum en yu'ta suhufen munashşara. Hem bir de dalga alay ediyorlardı peygamberimizle. Dalga geçiyorlardı. Şimdi de dalga geçiyorlar Kur'an'la. İşte Kur'an'ı yakıyorlar. Kur'an'ı yakanları da bugün bizim adı Ahmet Mehmet olan birileri de destekliyor. Neymiş efendim? Özgürlük. Özgürlük adı altında onları destekliyorlar. Her birey özgürdür. Hayır efendim. Her birey özgürlüğü sınırlıdır bir yere kadar. Sen benim kitabımla, dinimle alay edemezsin. Ben bunun karşısında dururum. Elimden gelebilecek yegane şey odur. Ama Allahu Teala en büyük azizün züntikam olandır. İntikamını acı bir şekilde alacağını zaten beyan buyuruyor. İşte onlar Kur'an'la alay ettikleri gibi her birer diyorlardı ki hayır efendim biz o ayetlere inanmıyoruz. Her birerimize ferden ferda Allah sahifeler göndersin, isim isim. Böyle göndersin, biz ancak böyle iman ederiz. Öyle gelse yine iman etmezler. Kelle bella yehafun el ahireh. Tekrar vurguluyor, onlar ahirete iman etmezler. Kelle innehu tezkira. Ey uyarıcılar ve ey peygamber. Bu bir öğüttür. Siz anlatın. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ Dileyen o öğütten alır. Dileyen de küfreder. Bir yere kadar serbesttir. وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Kalbi mühürlenmiş kimse öğüt alamaz. Ancak kalbi yumuşak, kalbini Allah'a açmış kimse öğüt alır. هُوَ اَهْلُ التَّقْوَى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ Sakınılması ve mağfiret dilenilmesi yegane gereken yegane zat ve varlık Allah'tır.
Allah kendisine iman edenlerden eylesin. Mağfiret dilenenlerden eylesin. İmanı uğruna bir ömür tüketenlerden eylesin cümlemizi. Allah rızası için El-Fatiha.